Evet, merhabalar. Merhaba. Bodrum'u seven, Bodrum'da yaşayan ve Bodrum'da vefat eden bütün dünyaca tanınmış ünlüleri şu anda siz bir çalışmayla duvara lanse ediyorsunuz. Evet. Hem bu projeyle ilgili hem bu projenin yapılmasıyla ilgili, yaptığınız çalışmayla ilgili neler söyleyeceksiniz? Yaptığımız çalışma yaklaşık 3 metreye 7 metre boyutlarında Leonardo da Vinci'nin Son Akşam Yemeği tablosunu Bodrum'a uyarladık. Gördüğünüz gibi Son Akşam Yemeği'nde kimler yok ki gerçekten Bodrum'a emek vermiş. İşte Bodrum'un turizm merkezi olmasında büyük katkıları olan hepsi... Ve Bodrum'un tanıtım rehberleri diye, mevçileri evet, diyelim. Evet, kesinlikle öyleler. Ve bu mekanda bir özelliği var. Buradaki görmüş olduğumuz ağacı Cevat Şakir dikmiş. İşte o ağacın dibinde yıllarca Zeki Müren oturmuş, rakısını içmiş. Biz de böyle bir resim yapalım dedik buraya. Güzel de gidiyor, mutluyuz, bayağı da ilgi çekiyor. Geçmişimizi unutmamak lazım diye düşünüyorum. Önemli olduğunu düşünüyorum. Her şey yolunda, mutluyuz. Tabii büyük bir emek isteyen bir evet, çalışma ve kesinlikle. Yaptığınız işle ilgili biraz bahseder misiniz? Yani bu müthiş çalışma duvara nasıl yansıyor? Bu teknik kuru fırça tekniği, dry brush diye de geçer. Kuru fırça tekniği ile aslında portacılar çalışır daha çok. Duvara pek çalışılmaz. Ben duvara çalışmayı tercih ettim. Ben zaten hali hazırda ressamla da devam eden bir resim öğretmeniyim. Resim yapmayı hiç bırakmıyorum. Bodrum'a da bir şeyler, kalıcı bir şeyler bırakmak için aslında biraz da önemsiyorum bu işi. Gayet memnunuz, mutluyuz. Her şey yolunda. Güzel gittiğini düşünüyorum. İnsanların da bu duvarın önünde oturup akşamları eğlenebileceği, güzel müzik dinleyeceği, iyi vakit geçireceğini düşünüyorum. Böyle. Evet. Özellikle tabii bu kare kalem ve akrilik olması da bir başka bir ağın katıyor evet, değil mi? Tabii. Yani tamamen bir sanatsal eser gibi ortaya tabii, çıkmış. Tabii yani kara kalem eskizini çalışıp üzerine akrilikle kuru fırça tekniği uyguladım. Siyah beyaz olmasını özellikle istedik, nostaljik gözükmesi için. Masadakiler de zaten iyi bir çalışmayı hak eden insanlar. Gerçekten her birine ayrı ayrı özen gösteriyorum. Çünkü hepsi bizim için çok çok önemli. Biz de kendi sanatımızla onların sanatına bir katkıda bulunabiliyorsak, onları yad edebiliyorsak ne mutlu bize diyorum. Peki, başarılar, teşekkürler. Ben teşekkür ederim, sağ olun.